Şimdi bir de aynı tarihlerde bir diğer bakan da Egemen Bağış, değil mi? Evet, Şimdi Egemen onunla ilgili Bağış. açıklamalar da gelecek. Akdimbank'la ilişkisini o sağlamış. Öyle iddia ediyor, Evet. evet. Şimdi Egemen Bağış 2 hafta önce Kıbrıs vatandaşı oldu. Öyle mi? Tabii. Egemen Bağış Kıbrıs vatandaşlığının özelliği şu. Interpol anlaşması yok. Dolayısıyla Miade yok. evet, Yargılama da olmaz. suçların eğer Kıbrıs vatandaşıysanız suçluların iadesi kapsamında sizi Kıbrıs hükümetinin teslim etmek gibi bir zorunluluğu yok. Ya bu bir tesadüf olamaz, değil mi? Demek ki Reza'nın az çok ne konuşacağını Egemen Bağış biliyordu. Hemen Kıbrıs vatandaşı oldu. Ve Tek de gördüm. gayet Ya tabii ki gördü. Allah Allah ya. Neler oluyor? Ya tesadüf mü bunlar sizce? Allah Allah ya. Neler göreceğiz biz de? Evet. Ama hep gördüğümüz rekabet. Yani hiç bunun sonucunu görmüyoruz. Bu çok ilginç. Ama evet. Yani sonuçta yine bu işleri yapanlar, suçlu olanlar cezasını görecek ama biz görecek miyiz? Onu bilemiyorum yani. Biz yetişecek miyiz? Hayır, bir refleks gösterebilirler gerçekten. Yani hemen dokunulmazlığın kaldırılmasını istesin ilgili bakanlar. Yargılansınlar. Aklansınlar. Yani keşke aklansalar. Tabii. Ama başka bir yol yok. Yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetini de sıkıntı altında bırakır. Yargılama sürecini başlatsınlar ve kenara çekilip izlesinler. Suçluysa en azından şunu diyebilirler. Suçluydu, ayıklandı, bizden ayrıldı. Ama şimdi suçlu şüphesi çok fazla bir şekilde üzerine odaklanmış bir eski bakanını koruma pozisyonu almış durumdalar. Hepsi. Aslında hep yapıyorlardı bunu. İlk Evet. defa yapmıyorlar. Evet. Hep yaptılar bunu. Farklı bir şey yapsınlar bu sefer. Ben hiç öyle bir şey tahmin etmiyorum. Yani Beklemiyorsunuz. ne emir verilirse o Zor. yapılıyor AK Parti'de Evet. biliyorsunuz yani. Orada emirler şey yürüyor. Bu Reza Zarrab dosyasını biz çok konuşacağız. Çünkü Reza çok konuşacak. O konuşuyor, biz de konuşacağız. Evet, ben bir not almışım. Bir de bu İran'la görüşmüş ya, ben öldürecekler saygısını falan diye. Evet. Davutoğlu başbakan olduğu zaman Davutoğlu'na gitmiş. Davutoğlu da sahip çıkmayınca işte en son FBI elemanlarına teslim olmuş Evet. gitmiş. Yani hayatından bir şey diyormuş. Öyle söyleniyor. Vallahi bu işin rüşveti 50 milyon dolar. Tabii. Euro, 50 milyon euro. 100 O tane adam vurdu. sadece Rüşvet bu yani. ya şu an ilk etapta bahsedilen rakam bu. Tabii. Yani tamamının ne olduğunu bilmiyoruz biz. Yani. Yani esas tablo bütün ifadeler bittiği zaman ortaya çıkacak. Ya bir de adam verdiği rüşvetleri daha önceki şeyde de çıktı. İlk çıktığı zamanda da tek tek yazmış. Şuna şu kadar, şuna şu kadar. Ve hatta bir Bir tek kez o de tarafı. diyor yanlış kişiye diyor rüşvet bir tarafa fazla gitmiş diyor. Diğerini de cebimden verdim artık diyor. İsteyemedim fazla verdiğimi diyor. Maşallah cebinden iyi para almış. İyi Ya şimdi 1400 lirayla asgari ücretle yaşayan insanlar böyle şeyleri gördü mü? Ne diyeceğiz şimdi ona? Evet. Yani La İnşallah Fontaine'den masallar gibi geliyor yani bunlar. inşallah hala da inşallah iddia şeklinde kalır. Böyle Rıza'nın bunlar hezeyanları olur da yani Türkiye'de Ya ben tartanır ya. bir şey söylemek istiyorum. Siz şimdi bir ambargoyu deleceksiniz. Artık bu dijital çağda yaşıyoruz. Parayı el altından ödeyeceksiniz ve kimsenin haberi olmayacağını bekleyeceksiniz. Ya bu kadar teknolojiden de haberdar bir haber olmak ya büyük hayal kırıklığı. Şimdi